Son örnek. Ama Allah'tan evde değilmiş. Bir gazeteci meslektaşımızın başına geldi. Sözcü muhabiri Saime Başçı. İstanbul'da Şişli'de oturuyor. Dediğim gibi neyse hani bir gece kapı çalındığında dediniz ya. Onun kapısını çalmışlar ama o sırada Adana'daymış bir özel nedenle. Dolayısıyla açamamış. Ne olmuş? Polis kapıyı çalmış. Açan olmayınca koçbaşı getirilmiş ama o kadar çok sayıda polis gelmiş ki. Bir binada bir apartman dairesi. Verin arkadaşlar ekrana tam olarak. Şimdi bakın şu yerdeki yeşil şey kapı. Kapı böyle inmiş aşağıya. Sağdaki fotoğrafta evin halini gösteriyor. Tarumar etmişler. Şimdi bakın tekme izlerini görüyor musunuz? Evet. Önce tekmelenmiş kapı. Sonra açılmayınca koçbaşı gelmiş. Onlar demir kapıyı da tekmelemek ne demek ben onu da anlamadım. Posta dizi. Bu demir kapı. Yani bu tekmenin ne gereği var ki? Açılmayacağı belli. Evet. Şeyden kapı kırılamamış, çerçevesinden zorlanarak sökülüp indirilmiş. Şimdi komşular çıkmışlar demişler ki ya siz kimi arıyorsunuz? Burada bir gazeteci genç kadın oturuyor demişler. Polisler önce siz içeri girin karışmayın demiş. Tabii. Niye karışsın vatandaş? Sonra girmişler içeriye bu böyle tekmeleye işte sonra koçbaşıyla vura vura içeriği tarumar etmişler. Daha sonra komşular Sayime Başçı'ya ulaşmış. Yazık Sayime kalkmış Adana'dan hemen ilk uçakta gelmiş. Siz ne yapıyorsunuz? Biz ihbar aldık efendim demişler. Tamam ihbar aldınız da yani tamam çaldınız yok. Size komşular demişler ki evde burada yok. Bir gazeteci kadın oturuyor. Yapmayın. Oraya iki tane polis bırakırsınız. İçeride gerçekten saklanan biri olduğunu düşünüyorsanız. Kaçıncı katta ev bilmiyorum. Ama anladığım kadarıyla görünen balkon kapısından gördüğüm kadarıyla biraz yüksekçe bir ev. Oraya da bir gözcü bırakırsınız. İnsanların evine bir de merak ediyorum mahkeme kararı ben var mı? Ben de onu mesela söyleyecektim. Şimdi yasal izinleri olmadan bunu yapabilirler mi? Yasal izinlerin verilmesi için de belli suçlar gerekiyor. Bu neyle suçlanmış ben bunu nedir? Terör suçu mu var? Ne arıyorlar? Almışlar. Uyuşturucu mu? Nedir herhalde yani? Herhalde terör. Peki ne bulmuşlar? Evi bu hale getirmişler. Hiçbir şey. Çok şimdi Sayime Başçı diyor ki basın kartım var diyor. Hmm. Basın kartı var. O basın kartını bakarak zaten kim olduğunu bilebilir polis. Benim hakkımda herhangi bir hani bir kaydım var mı? Terör şüphesi var mı? Tabii. Neyin nesi? Ona göre GBT'si var zaten sabıkasından önce. Güvenlik doğru. Soruşturma bilgisi var. Herhalde bir gözdağı, bir sebeple, bir bağlantıyla, bir her neyse bir şey var. Bunu anlayacağız ama bu şu anda yapılan şu hareket bir kere yasal izni olduğunu sanmıyorum. Onun atfını gerektirir. Bu suç olsaydı zaten o iddia bayıla bayıla manşetlerde hemen görürdük biliyorsunuz. Alelacele o manşetler atılır. Bilmem CHP'nin gazetecisi, teröristi, şusu, busu yapıldı ya. Böyle bir bilgi olsa ellerinde hiç ıskalamazlar. Şu anda başka bir yorum yapamıyorum ama tek bildiğim kapının bu şekilde kırılma usulü yasal değildir. Öyle mi? Evet, o şekilde bir yani içerideki açmıyorsa ancak yasal bir izin varsa ve bunun gerekçesi de sahibine bildirilmek suretiyle sahibi başçı ulaşılamıyormuş. O da bir enteresan soru arada, değil mi? Bu arada ihbara da bakmışlar. İhbar kimi yaptığını bulamamışlar galiba fakat asılsız olduğu anlaşılmış zaten. Harika. Bir de asılsız ihbar. Yani i̇şte hani demek ihbar istediğim yapan az önce budur. Yani hukuk olsa güvenliği, yargı mensupları, kolluk, hiç kimse yasayı tanımıyor. Polisin uyguladığı şiddeti görüyorsunuz. Yani kapıyı kırarken mi düşünecek? Bacak kırıyor, kolun ayağını kırdı HDP'li milletvekilinin. Yürüyüp yürüyemeyeceği belli değil diyorlar. Hangi polisin işlediği cezadan ötürü Berkin Elvan mı? Hangisi? Layık ile ceza aldığını gördük. Dün Deniz Poyraz davası ne oldu ya duruşmada? Şimdi duruşma salonunda adliyenin içinde biber gazı sıkılması demek oradaki zaten bağımsız kabul edeceğimiz duvarlarda yazıyor ya, adalet mülkün temelidir. Mülkün yok edildiğinin delilidir o. Zaten adalet yok da
devletin adı kaldı. Görüntüsü tamamen sıfırlanıyor. Bir de genç kuşak bilmeyebilir. Mülkten kasıt devlettir. Devlettir, evet. Yani mülk, mal mülk değildir. Şimdi orada ey bağımsız hakim, işte Adalet Bakanı'nın savcısı, her neyse ne. Burası adliye sarayını, adaletin arandığı yer, adaletin tecelli edeceği yerde hakim olan kim? Polis, kolluk teşkilatı. O biber gazı orada sadece o avukatlara, mağdur yakınlarına inanın sıkılmadı. O biber gazı orada bağımsız olduğu addedilen yargıya da sıkılmıştı. Buranın sahibi, buraların patronu biziz mesajıdır o Ayşenur Hanım. Yapamazlar. Yani onu yapan burada bu kapıyı kırmış. Hiç. Doğru. Anlatabiliyor muyum? Doğru. Ne olacak HDP'li milletvekilinin yürüyüp yürüyemeyeceği? Ayağını kırmak isteyince, arzusuyla, o iradeyle, yani bir engellemek, bir durdurmak maksadıyla değil. O darp iradesiyle yapılmış bir harekettir. Bir şey söyleyeceğim. Zaten onu HDP milletvekilleri için söylemedi ama neticede Süleyman Soylu, işte uyuşturucu tacirleri için mesela, ya da şüphelileri için diyelim, ayaklarını kırın, ayaklarını tabii, kırın. Tabii, evet, uyuşturucu. Üç defa. Onun da bir obsesyon var. Ben zaten giderek emin oluyorum iyice. Canım benim demesin şimdi bize de. Canım benim. Ben ona diyorum. Canım şöyle benim, ben yanak dalayım. Canım benim Süleyman Bey. Üçlemeden duramıyor. Aman diyor. Kapıyı vururken üç defa vuruyor. Çizgileri belki basmıyor falan, bilmiyorum o kadarını ama bize bunu yaptıran Allah'tır. Bize bunu yaptıran Allah'tır. Bize bunu yaptıran Allah'tır diye yani gerçekten inanan bir Müslümanı rencide edecek biçimde olmayacak bir şeyi Allah'tan geldi diye anlatmaya çalışmıştı. Üç kere tekrarlayarak. En sonunda öyle demişti. Ayaklarını kırın, ayaklarını kırın, ayaklarını kırın. İşte orada uyuşturucu satıcılarının değil ama talimat alınmıştır. Uyuşturucu satıcılarının ayaklarını kırmak da mesela hakikaten yasal bir şey mi? Biraz Aris Harikalar Diyarı'ndaki ceza konuşalım. Kanunu yazmamız lazım o zaman. Yani şimdi bizim kanunlarımızda o yazmıyor. Ama tüh, peki tüh. Şey yapmalı, yani rüşvet almanın cezasını ne yapacağız? Dolandırıcılığın cezasını, uyuşturucu baronlarını kuranlar, bunlara göz kulak olanlar, yol açanları ne yapacağız, değil mi? İhalelerdeki fesatlıkları yapanları ne yapacağız? Bir de onları konuşmak lazım. Çok güzel ceza belirliyor da. Korkunç yani. Vallahi şimdi hani onun ayağını kırın, bunun kafasını kırın, gazetecilerin evine baskın yapın, gazeteciyi, bakın sansür yasası konuşuluyor, sansür. Kimi ilgilendiriyor? Başta biz gazetecileri, zaten sadece sansür meselesi nedeniyle değil. Mesela basın kartı meselesini de bu yasa belli hükümlere artık bağlıyor. Çok itibarlı olacak. Şöyle bağlıyor, Erdoğan, Cumhurbaşkanı diyorlar onlar ama Erdoğan'ı kastederek diyorlar. Sonra Erdoğan gidince tüh niye verdik biz bu yetkiyi de diyebilirler tabii ki. İstediği vakıfta çalışanlara basın kartı verebilecek. Mesela TÜGVA'nın bir basında halkla ilişkiler birimi olabilir. Oradakilere basın kartı verilebilecek. Fahrettin Bey tabii ki Cumhurbaşkanı'nın işaretiyle şuna verelim, buna vermeyelim diyebilecek. Neden? Nedeni açık. Bir de zaten insanlar gerçekleri öğrenmesin. Bakın, şimdi Dünya Gazetesi benim için okul haline geldi. Her gün okuyorum manşetlerini. Alaaddin Aktaş'ı, Vahap Munyar'ı, Osman Saffet Arolat'ı internetten tavsiye ederim. Şimdi orada bir hali pür melalimizi anlatan bir haber var. O haberin ben sadece iki grafiğini paylaşacağım sizlerle. Kredi meselesi. Şimdi kredi dağıtıyor deniyor bankalar. Zaten almış karlarını gidiyorlar. Dörde katlandı karları falan. Peki kim alıyor o kredileri? Kredi faizleri düşürüldü, bayağı ciddi düşürüldü. Kim alıyor onları? Siz artık almıyormuşsunuz efendim. Bizler almıyormuşuz artık. Bakın, bireysel krediler. Şimdi
2013 yılından bu yana bu grafik görüyorsunuz değil mi? Bireysel krediler, yani siz işte Limak, Colin, Cengiz İnşaat falan değilsiniz ya da Demirören Holding falan değilsiniz. Kredi alacaksınız bireysel. İhtiyaç kredisi, bir şey kredisi. İlk defa bütün kredilerin içindeki bu pay, kastedilen 19.2 o. Bütün kredilerin içindeki bireysel kredilerin payı ilk defa 2013 yılından bu yana geldiği noktaya bakın. 20'nin %20'nin altına inmiş. Peki bireysel kredi alıyorsunuz da bunu ne için alıyorsunuz? Öbürünü görelim. Şimdi bakın buradaki çıkış yapan tek çizgi kredi kartına dair. İhtiyaç kredisi hala bütün içinde %44 gibi ciddi bir yere sahip ama inmeye başlamış. Konut kredisi zaten almaz olmuşsunuz. Araba kredisi zaten azmış, yine fena sayılır mı bilmem. Bir tık bir mık yükselmiş araba kredisi. Ama kredi kartı görelim tekrar, tam ekran görelim. Bu sarı renkte çıkış yapan tek grafikteki hareket o. Evet. Kredi kartına yüklenmişsiniz. Zaten artık kredi kullanmıyorsunuz. Konut kredisi daha azalıyorsunuz. İhtiyaç kredisi daha azalıyorsunuz. Vesaire. Bir tek kredi kartına yükleniyorsunuz.